Yalı Çapkını dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Doktor Seyran ile ilgili hangi gerçeği öğrendi? Yoksa Seyran hamile mi? Pelin diziden ayrılacak mı? Yeni düşmanın büyük hamlesi ne olacak? Akın ve Mezide gerçekten öldüler mi? Ve bu geçtiğimiz bölümde gözden kaçırılan şok detaylar neler? Hepsi ve daha fazlası bu videoda. Hiçbir detayı kaçırmamak için bu videoyu sonuna kadar dikkatli bir şekilde izlemenizi tavsiye ederim. Videomuza başlamadan önce Seyran hamile olsun diyenler videomuzu beğenmeyi unutmasın, böylece sayımızı bilelim. Öncelikle bu geçtiğimiz bölüm ile ilgili söylediğimiz birçok olay doğru çıktı. En başta Akın ve Mezide'nin yerine Korhanlar ile Akın'ın babası Tayyar'ın uğraşacağını, Doruk'un Asuman ile olan özel görüntüleri kullanacağını ve en önemlisi İfakat ile ilgili hiçbir yerde olmayan ve sadece ilk olarak bu kanalda duyduğunuz Fazilet Korhan ve İfakat arasındaki gizemli olay ve daha sayamadığımız birçok olaydan bahsetmiştik. Bundan sonraki videolarımızda da yine hiçbir yerde duyamayacağınız çok önemli olayları sizlere dile getirmeye devam edeceğiz. Gelelim yine ilk buradan öğreneceğiniz yeni ve bomba gelişmelere. Seyran'ın kısa bir tedaviden sonra evine geri dönmesiyle olaylar daha da karışık bir hal almaya başlayacak. Akın'ın annesinin Seyran'a yaptıklarından sonra buna daha fazla dayanamayıp önce annesine sonra kendisine sıkmasıyla Akın karakteri diziye ölerek veda etmiş oldu. Bu kısımda Akın aslında içinde kalan iyi niyetinden ve daha fazla kötü olmamak adına hayatına son verdi. Akın önce annesini sonra kendisini vurmasıyla Seyran'a olan sözünü de tutmuş oldu. Bu sayede de Mezide, Seyran ve Ferit'e daha fazla zarar verememiş oldu. Dediğim gibi bu olay sonucunda Akın öldü ama Mezide büyük ihtimalle ölmedi. Çünkü Akın'ın babası Akın'ı mezara gömerken Mezide'nin onu görünce bağırdığını söyledi. Yani Mezide hala yaşıyor. Fakat Mezide bu noktada kocası Tayyar'dan çok korkmakta. Büyük ihtimalle Tayyar kötünün de kötüsü birisidir. Yani herkes Mezide'den korkarken Mezide de aslında kocası Tayyar'dan korkuyor. Tayyar Mezide'yi ağır yaralı bir şekilde bulduktan sonra onu tedavi amaçlı kontrol altında tutuyor. Hatta bu kısımda Tayyar Akın'ın Mezide yüzünden öldüğünü söyleyerek Mezide'ye türlü işkenceler yapabilir. Çünkü Tayyar bizzat Mezide beni görünce çok bağırıyor demişti. Buradan da anlıyoruz ki Mezide Tayyar tarafından işkence görüyor. Tayyar Akın'ın ölümünden sadece Mezide'yi sorumlu tutmayacak ve Akın'ın intikamını almak adına Korhanların yeni düşmanı olacaktır. Bundan ötürü de Tayyar Ferit'e garip bir mesaj attı. Önümüzdeki bölümden itibaren Tayyar Korhanların yeni belası olacak ve en baştan beridir bahsettiğim olayın gerçekleşmesini sağlayacaktır. Tayyar Akın'a karşılık sezon finaline doğru dev bir ismin ölmesine sebep olacak. Bu isim de yavaş yavaş belli oluyor. Kanalımızda yayınladığımız son videolarımızda bu 3 ismin veda edeceğini sizlere duyurmuştuk. Yani ya Hattuç, ya Esme ya da Kaya ölerek diziye veda edecektir. Sezon finaline doğru adım adım ilerlerken bu saydığım isimlerden birinin kesinlikle öleceğini düşünüyorum. İşte Tayyar'ın intikamını alması için de bu isimlerden biri ölmesi gerekiyor. Ama Tayyar bunu farklı bir yolla da yapabileceğini dile getirdi. Yani Tayyar Ferit'e bana bir evlat borçlusun dedi. Bu demek oluyor ki Tayyar'ın bir çocuğu daha olabilir. Bu kısımda herkes Seyran'ı düşünürken bence Suna Tayyar'ın kızı çıkabilir. Çünkü Esme'nin Kazım'dan önce bir geçmişinin olduğunu duyduk. İşte bu geçmişte Tayyar ile ilgili olabilir. Yani Esme'nin Kazım'dan önce Tayyar ile bir geçmişi olmuş ve ardından ise Kazım ile evlendikten kısa bir süre sonra Suna doğmuş olabilir. Esme ise bence bu noktada Suna'nın Kazım'ın kızı olmadığını hep saklamıştır. Sonrasında zaten Seyran da doğmuştur. Seyran Suna'dan küçük olduğundan kesinlikle Seyran'ın babası Kazım'dır. Yani Seyran'ın babası ne Tayyar ne de bir başkası olamaz. Suna'nın ise babasının Tayyar olabilme ihtimali yüksektir. İşte bundan ötürü belki de Tayyar bilerekten Ferit'e bana bir evlat borcun var dedi. Özellikle bu noktada kız çocuğunun olmasını çok istediğini de belirtti. Yani Tayyar'ın hem kızının olmasını istemesi, hem Ferit'e bana bir evlat borcun var demesi ve hem de Esme'nin Kazım'dan önce bir geçmişinin olması bizleri Suna'nın Tayyar'ın kızı olması ihtimaline götürüyor. Hatta son olarak bu konuda hiç kimsenin fark etmediği o detayı da sizlerle paylaşayım. Suna Pelin ile konuştuktan sonra dışarı çıktığında Falcı Fikriye Suna'yı aradı ve Suna'ya başına çok büyük bir olay veya bela gelecek dedi.
İşte bu olayda Suna'nın babasının tayyar çıkabilmesi olabilir. Bu konuda yeni bölümde daha da sürpriz gelişmeler olacağını düşünüyorum. Seyran'a gelecek olursak, Doktor Seyran ile ilgili önemli bir gelişme olduğunu fark etti. Doktor Seyran için bunu nasıl daha önce fark etmemişler ve eğer hastaneye gelmemiş olsalar her şey için çok geç olabilir dedi. Doktorun bu kısımda söylemek istediği şey aslında Seyran'ın hamileliği ile ilgili değildir. Doktor bu noktada Seyran'ın karın ağrılarından da yola çıkarak Seyran'ın aslında kötü bir hastalığa, hatta bir kansere yakalandığını fark etti. Fakat erken bir teşhis konulduğundan Seyran'a bir şey olmayacak ve Seyran belirli bir tedaviden sonra iyileşecektir. Yani şu anda Seyran hemen hamile kalmayacak ve hasta olduğunu öğrenecektir diye düşünüyorum. Pelin diziden ayrılacak mı? Şehmuz, Pelin ve Pırıl'ın yaptıklarını Suna'dan öğrendikten sonra hem Pırıl'ı hem de Pelin'i Londra'ya göndereceğini söyledi. Yani Pelin karakteri için artık veda vakti geldi diyebiliriz. Bence önümüzdeki bölümden itibaren Pelin karakterine veda edeceğiz. Pelin Londra'ya giderek Diz'den ayrılacaktır. Fakat bu kanalda Pelin ile ilgili yaptığımız videolarda söylediğimiz gibi Pelin karakteri eğer ölmeden Diz'den ayrılırsa bir daha geri dönebilir. Bundan ötürü de Pelin karakterinin bir daha dönmemesi için Diz'e ölerek veda etmesi gerekiyor. Ama maalesef bu geçtiğimiz bölümde Pelin'in Londra'ya giderek Diz'den ayrılacağı söylendi. Yani Pelin için artık bu sezon bitti. Bir sonraki sezonda ise yine geri dönüp dönmeyeceği belli değildir. Son olarak da bir sonraki analiz videomuzda cevaplamamı istediğiniz sorularınızı da yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Böylece bir sonraki videoda bu sorularınızı da detaylı bir şekilde cevaplandıracağım. Peki sizce Kaya mı, Esme mi yoksa Hattuç mu ölecek? Lütfen sizler de bu konu hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Son olarak Yalı Çapkını dizisini sevenler Star TV'den dizi izlemeyi unutmasın. Yalı Çapkını dizisi hakkında en güncel haberleri ve yeni gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.